güzel olmuş, kurulmuş. Beğendiniz mi? Beğendim. Nasıl geçti? Koşturmaca heyecanlı, göründüğü gibi yorucu değil. Yorucu oldu değil mi? Aynen, aynen. Çok yorucu bir şekilde koşturmaca oldu ama inşallah beğenirsiniz yemeklerinizi. İnşallah. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Dinlememişsin, yetişemedin mi sen de dünkü gelin gibi? Masamı kurdum ama. Masayı kurdum. Evet. Bir tek üstün mü? Evet. Yemeklerin falan yetişti mi? Yetişti. Nasıl geçti bugün gününüz? Yorucu geçti. Yemeklerimiz yetişti. Yetiştirebildiniz mi? Merhaba. Evet, kıyafeti merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önlüğü vardı elinde, boynunda, evet. Üstünde evet. O kaldı. Yetiştiremedi yani. Kıyafetini değiştirebildi sadece. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş nasıl geçti? Hoş bulduk. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyisiniz. İyi olmaya çalışıyoruz. Ne yaptınız dünkü yorgunluğu atabildiniz mi üstünüzden? Yorgunluk bir şey değildi. Üzüntüyü atamadık. Gelin biraz. Evet, gelin biraz üzüldü tabii. Haliyle o kadar emek verdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl geçti gelin hanım? Güzel geçti. Yorucuydu. Yetiştirememişsin önlüğüm üzerinde. Sadece üstüm kaldı. Sizden değiştirememişsin. Değiştireceğim evet. Bir tek üstümü yetiştiremedim. Son dakika masamı hazırlayabildim ancak. Suay Hanım da gelsin. Tabii o. Veririz. Ona göre karar verirsin. Karar verirsin. Değiştirmeyeceğini hep beraber. Bugün geldik. Onun gelini de aynı benim gelinim gibi giyinememiş önlük üzerinde. Gelinin karşılaması güzeldi ama önünde önlüğü vardı. O da yetiştirememiş dünkü gelin gibi. Önlüklü karşıladı bizi. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ne güzel sevgililer günü gibi olmuş. Evet. Evet. Çok hoş. Beğendim. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün işte bir mutfak emekçisi. Evet. O iş formasıyla. Ne oldu? En son yani soframı ancak yetiştirebildim. Üstüm bu şekilde kaldı. İzniniz olursa bir iki dakika değiştirip gelmek istiyorum. Ben izin veriyorum. Siz? Tamamını değiştirsin. Ben de veriyorum. Teşekkür. Çünkü ben yaşadım. Başkası yaşamasın. Yaşamasın. Evet. Siz? Evet, değiştirebilir. Daha iyi olur. Daha iyi. Ama o da elde olan bir şey değil ki. Peki herkes şöyle yapalım mı Ceyla? Önce bir çorbalarımızı servis et bize. Ondan sonra da o arada biz çorbalarımızı içerken ve kritiğini yaparken sen de üzerini değişirsin, olur tamam, mu? Tamam. Şöyle verelim sana da. Şöyle hanımlar uzatınız. Mesafe geniş. Benim gelinime dün o kadar laf ettiler. Biz bugün bir geldik. Onun gelini de giyinememiş, hazırlanamamış. Aynı benim gelinim çıktığı gibi çıktı karşımıza. İlahi adalet yerini buldu. Kayınvalideler üstüm için çok fazla tepki göstermediler. Dünden ötürü sanırım. Sıcak gibi ama kesildi çorbam. İlk defa çorbamı kestim, inanamıyorum. Çok büyük tepki alacağım herhalde. Ama mümkün mertebe. En azından yetiştirdim, evet. Uf. Şimdi doldururken bile heyecanlanıyorum. İçinde şimdi et bulamayacaklar. En büyük problemimiz o olacak. Çok böyle güzel olmuş ama ben mumdan Zuhal Hanım'ın güzel yüzünü göremiyorum. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Masa düzenini yani iyi buldular. Çünkü kırmızı herkesin sevdiği bir renk zaten. Gayet de hoş oldu masam. Bir sıkıntı olmayacak herhalde. Bakalım, göreceğiz yorumları. O mumlarla ilgili de benim şöyle bir endişem var. Evet. Bu giderek yamuluyor sola doğru. Evet. O birazdan akacak ve evet, bakın başladı erimeye. Evet. Örtünün evet, üstüne damlayacak sanki. Evet. Herkes gördüyse alabilirsiniz. Evet, alabilirsiniz. Siz evet, alın tabii. Tamam, çok teşekkür ederim. Gelininiz meşgul şu an, onu böyle bir şeyle şey yapmıyor. Sağ yapmıyorum. Üstünde mumu da alabilirsiniz. Şu et kısımları çok sıkıntı olacak benim için. Etim çok az oldu. Büyük bir tepki olacak. Neden etimi alamıyorum? Saray usulü kuzu gerdan çorbası. Peki diğer kısımları nasıl buldunuz, diğer detayları? Güzel. Ortada yani canlı çiçek galiba. Değil canlı mi? Canlı değil, yok. Yapan, değil mi? Yapan, 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 ama olsun, yapma olması güzel, daha iyi. Güzel, güzel. Beğendik. Beğendiniz mi? Evet. Evet. Yani görüntü güzel ama ince detaylara inmeye kalkarsan. Detaylar. Yok, nedir detay... o detaylar? Mesela uyum olarak altın rengi, gümüş kullanmış. Ha, peçetelikler. Kırmızı şey hani... Eğer onların dışında güzel gözüküyor. Ama supla aynı. Aynı evet, zamanda çiçek saksısı evet, olarak kullandığı uyumuş, şey evet, de aynı. Onlar uyumlu. Tabakına evet. Üzerine sos yapmam gerekiyordu ama sosumu yetiştiremiyorum. Üstüm için izin istedim. Ben kendi çapımda süslememi yapayım. Evet, ayrı bir güzellik katmış. Yok, ekmeğimiz yok. Eksiğimiz evet, var. Eksikler var. Nerede tuzlukların ekmeği yok, neredeymiş? Evet, ekmek ve tuzluğumu yetiştiremedim. Hemen getireceğim. Suyumuz da yok.
Suyumuz burada da koyuyoruz. Suyu doldururlar. Sonrasında doldurmak daha iyi oluyor. Şurayı burada. Ne olur ne olmaz diye sonradan dolduruyorlar. Ne oldu, niye, nerede sıkıştı tam? Börekle patates ne arasında? Börekle sıkıştı, patates çanağı arasında. Açarken biraz bocaladı. He. Sularımı dolduramadım. Peçetemi koyamadım. Yani eksiklerim var, onları söylüyorlar. Haklılar zaten, bir şey diyemeyeceğim. Yetmedi yani, sürem yetmedi. En azından yemeklerimi çıkardım. Tadına bakabilecekleri bir iki lokma bir şey önlerine koyabileceğim. Ne oluyor iki gündür gelinlerimize ya? Bilmiyorum, dünkü nazar masaya değdi. Göre yine şimdilik tabii canım, burada bir süper. Ekmek, yani tuzluk yok. Eksiğimiz çok fazlaydı. Yemekler yetişti ama değil yetişti. Mi? Yetişti. Ha iyi, çok şükür. Çok şükür. Ekmeği yoktu, tuzluğu yoktu, o gibi şeyleri, eksikleri vardı. Önlüğünü de çıkartmamış. Bizi önlüklü karşıladı. Biraz hoş olmadı. Eksikleri vardı tabii ki birazcık. Ekmek, tuz eksikleri vardı. Onun haricinde başka bir şey yoktu. Masa düzenini beğendim. Eksikleri vardı ama ekmeği yoktu. Tuzu, karabiberi falan yoktu. Suyu da olmamıştı. Fena değildi. Sirkemi döküyorum. Biraz yalancı işkembe tarzı olduğu için sirke çok yakışıyor. Kendisi yetişememiş. Kendisi yetişememiş. Hmm. Değiştir üstünü. Nasıl olsa üzeri değişmesi için kayınvalidelerden karar çıktı. Karar çıktı zaten. Mesela'nın gününe oynadı. Yok, o kadar kesinlikle çok eksik vardı ki. Oynamadı Neval Hanım. Çok hayır. Eksik vardı. Hayır. Çok tamam, fazla. Eksik bir saniye. 3 puan için mi diyorsunuz? Evet. Ama evet, en 3 puanı yanık yemeklere veriyoruz. O zaman bundan sonra Mesude Hanım'ın 5 puanı bile kullanması doğru değil. 4 dörtlük olursa masama. Bakın eğer 4 dörtlük gelirse gelinler üstünü değiştirmiş. O da doğru, evet. Bir menüde bir tane eksik olsa o puanı veriliyor. Ama bu birkaç eksik. Bir değil, iki ama değil. Ama birlik değildi hanımefendi. Eksiklerimiz var, kabul ediyoruz. Ama birlik bana masa bir değildi. Değildi masa, söyleyeyim. Birlik mesela değildi. Mesela tatlının hamurunu beğendim. Dün biz boş masaya geldik ama bomboş. Tamam ben ona katılıyorum ama birlik masa değildi. Bomboş masaydı. Hiçbir yani şey. Hatice nasıl? Hatice iyi değil. Çok üzgün. Üzgün. Hatice benden daha üzgün. Tabii üzülünce ben de üzülüyorum Halil'e. Çok emek verdi yani. Siz dün çok çaktırmadınız ama üzüldüğünüzü. Yok, çaktırmadım. Siz güler yüzünüzü muhafaza ettiniz, evet, yine. Evet, ne yapayım, gelinim geçmiş üzülmesin olsun diye teşekkür ederim. Enerjim ben de biraz peki şöyle bir gelinime biraz destek olayım diye. Sanki Mesude Hanım bana 10 puan, 8 puan vermiş gibi Mesude Hanım gününü oynadı diyorlar. Halbuki sen Mesude Hanım verdi 3 puan bana yani. Az bile. Hiç olmamış masaya 3 veren sonra 7-8'i verir. Servisini hızlı yapmam gerekiyor. Şu an çok heyecanlandım. Daha üstünü değiştireceğim. Neyse ki elbisem kolay bir elbise hemen. Giyebileceğim bir elbise. Tabii şimdi öz eleştiri hayatta bizim ilerlememiz için çok önemlidir. Tabii. Ben öz eleştiri yapmayı çok severim. Mesela gelininizle siz dün bir kafa kafaya verip sorguladınız mı? Nerede hata yaptı sizce, size göre? Gelinimin hata yapması mondu düştü biraz. İyice kendini saldı yani yetiştiremeyince. Evet, senin gibi düşmeseydi modu yine toparlardı. Hani salatayı getirmesini istiyoruz, onu istemiyor. Yani ya öyle bir hale geldi ki sanki eksik olunca üzüldü tabii o da hani. Zaten salatayı bile yani getirmek istemedi. Bizim getirmememiz de servisi çok son saniyelerde hani iyice yemekler yetişmese dahi anlarım ama serviste gittiğinde tekrar dönüşü ama kolay çok değil uzun şimdi bak biz burada oturuyoruz. Bakın, sohbet ediyoruz zamanla nasıl etmiyoruz geçtiğini anlamıyoruz ama orada onun kaç çeşit işte şey servisi yapıyor. Daha çok yarışması lazım. Yarışıyor o kadar orada. Kolay değil yani zamanla. Daha hızlı tamam, olması gerek. Görün bakın benim de olabilir. Benim de başıma gelebilir. Sizin de eleştirmeniz lazım. Biz buraya tabii ki eleştirmeye geldik. Ama birlik masa değildi bizim masamız. Yani bilmiyorum. Servisinden kurtarmadım. Yok ben biri kurtarmadım. Hiç kimseye yakıştıramam. Evet, yani gerçekten. Ben şimdi böyle dünkü de boş masaydı ama ben öyle çok her boş masalara. Boştu. Şimdi şöyle bir şey var. Evet eksikleri çoktu. Evet servisi yavaştı. Evet çok hata yaptı. Evet doğru. Ve sonuçta da peşi sıra zincirleme ona yansıdı. Ona yansıdı maalesef. Bir gün geçirdi ama şimdi ben dün de söyledim size yine de bu hakkınızı kullanmamak size kalmıştı. Yani evet hak doğdu hepinize 2-1 vermek için ama dediğim gibi yanık olmamış yemekleri çok altılar beşler gördük. En azından taban puan 3'ü evet, görebilseydik. Zaten hani başarısız oldu ve bana göre de belli de olmaz bu işler ama birçok anlamda dezavantajlı bir duruma düştü.
En azından 3 vererek birazcık olsun. Biraz morali yüksek olurdu. O kadar 2 tane 1. Yani. Ben bekliyordum 1 tane 1 ama 2 tane 1. Ağır oldu. Ya aslında 2 bekliyordum. Ben kimseden 1 evet, beklemiyordum. Açıkçası ben de dedim yapağımı değiştiririm. 2 ile 1 arasında çelişki kaldım. Bu sefer hani yanık yemeğe de 3 versem burada 5-6 tane eksik varken bu sefer ona da 3 vermek haksızlık olurdu. O zaman da 4 verirdiniz. O zaman ona da bu sefer yani bilmiyorum 4. Mesela şunu Mesude unutuyorsunuz. Hanım, şunu istiyorum. Nedense tabii. Şöyle bir şey var. Mesela diyorsunuz ki ona da 4. Mesela bunun 6'sı var, 7'si var, 8'i var, 9'u var, 10'u var. Ama daha 4, kötü demin dediniz ya 4 dörtlük masaya. O zaman 8-9 vereceksiniz. Evet onu diyorum. Siz hiç o ihtimali hesaba katmıyorsunuz. Bakın evet. Gerçekten. Yani hep puanlarınızı böyle 6'ya kadar bir belirlemişsiniz. Ne, sadece sizin için demiyorum. Yok, genel olarak. Evet. Neyse bir çorbamızı içelim devam ederiz. Buyurun afiyet olsun soğutmayın. Kuzu gerdan mıydı? Evet. Dört dörtlük menüsü eksik olmayan üstü dahi giyilmişse bir gelinin ona senin 8'den aşağı vermemen kabul etmiyorum. Senin 4-5'ini kabul etmem şahsen. O şekilde verdiğin zaman oynadığını garantilemiş olursun. Biraz öyle oldu günlü oyunu. Dünkü masada hep eksikti ve sade masaya görmüştük ama boş masaya 3 verdi. Biraz fazla verdi günlü oynadı.